Sevgili Av TV izleyenleri, bugün soğuk, kıraklı, ayaz bir sabahında Beykoz meralarında avlanacağız. Güven kardeşimle baş başayız bugün. 3 köpekle avlanacağız. Hava gece bayağı don ayaz yapmış Güven ama ne diyorsun? Merayı Güven daha iyi biliyor. Mera da zaten kuş oluyor. Birkaç haftadır kuş uçuruyorlar. Aynen. Bugün biraz sabah kırağa kalkana kadar belki bir arayışa gireceğiz, kuş durmaz ama güzel av yapacağımızı ümit ediyorum. Hava açık, güzel. Köpekler heyecanlı. Bakalım, rastgele diyorum. İnşallah güzel kareler alırız. Güvenle iyi atışlar yaparız. İnşallah. Aç yapor. Aferin. Apor, apor, apor. Aferin. Aç yapor. Aferin. Aç. Aferin. Apor, gel. Gel bakayım, gel. Gel, nerede Asi? Gel, gel bebeğim, gel. Gel bebeğim, gel, gel, gel. Aferin bebeğim, tamam. Gel. Hüst. Bırak, gel. Aferin. 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 Evet. Kardeşim, biraz karambol oldu, ne oldu oldu ama iyiydi. İki kuş kalktı, üç kuş kalktı hatta buradan. Aynen. Biri o tarafa geçti, sesi duydum derken. En son attığımızda sen bunu görmedin mi? Yoldan bana böyle geçti gitti. Onu ben neyse, hiç görmedim. Aynen, yok heyecanı getir. Hepsini vurmaya gerek yok zaten. Yani ben seviniyoruz ama çok kuş vurmak da şey değil. Şu güzelliği. Bu arada kameraman arkadaşımız Recep bugün av deneyimini ilk defa yaşıyor. Ciddi bir adrenalin yaşadı. Şansına 3 yıllık da aynı anda kalkması. Senin şansına diyorum Recep bu. Uğurlu geldi. İyi geldi. Yani Mera'ya güzel giriş yaptık. Bu gazla bayağı bir yorulmayız. Değil mi Güven? İnşallah yani. Abi. Evet, İnşallah. Kara gözlüm. Ya 3 kuş aynı anda kalktı ya. Çok şaka gibi yani. Ama belliydi köpekler aşağıdan. Dedim ya sana Asi kolay kolay bu kadar şey yapmaz. Çok yapıştı kaldı. Yani iyiydi yani. Burada demek ki kuş kırağı var. İçlere doğru güneşin vurduğu yere. Bakalım. Hadi rastgele. Rastgele abi. Senin çanta geniş mi? Çanta geniş. Poşet var mı? Poşetin mi? Yok. Allah Allah. Salla ya. Bir öyle geçti karşıya. O tarafa geçti ama. O zaman köpeği beklemiyor abi. Beklemez. Kıra abi şimdi hayvan şey de beklemez. Beklemez tabii. Geçti. Vermeyelim. Vermeyelim. Ama gene çift olur da. Ha. Olsun. En azından kuş uçuyor. Abi yoldayım. İstiyorsan Muhterem abinin yanına gelin. Evet, yetiştiriyorsun maşallah. Biz de abi çekirdekler yetiştirdik. Değil mi? Gel. Bak gel. Merhaba. Burada mı kız? Yok mu? He, burada mı kaldı? Bu taraf. Var mı ya, nasıl? Güzel. Şimdi girdik, bir kuş kaldı. Bir tane bir yanda kaldı. Aynen. Yan tarafı. Niye duruyor işte? Hayvan niye duruyor? Hadi. Hıy. Öbür boğazı var ya burada. Hı. Öbür boğaz. Evet, ikinci kuşumuzu da aldık. Güzeldi. Kuşlar güzel. Ne yaptın böyle?
tane daha kalkabilir bak. Köpekler yok, hala çok. Şey yapmadı. Şey yaptık ya. Vazgeçmedik o kadar. Nasıl bir atış da orada abi? Güzeldi. İyi bir atış yaptı orada ben. Benim kamerada var o atış. Güzel kuşun gelişi. Ha? Kuş. Güzel mi? Senin önünde oturmuş. He o şeydi ya. Güzel mi? Kanat atmış kalktı ya abi. Oradan kalktı değil mi? Pisliğin içinden kalktı. Güzeldi. Çok iyi. Dedim ya orada Asi her an ferma verebilir dedim. Fermayı verdi. Devam ediyoruz. Aynen. Avımıza. Güzel geçiyor. Güzel bir köpekler atış. Köpekler çok hevesli arıyor. Bizim için veranın tek dezavantajı biraz dikenli olması. Bu dikenler şey gibi, bıçak gibi. Ben köpekleri de çünkü Asi hızlı arıyor biraz. Bu jilet gibi kesiyor. Yani başka meranın şeyi yok. Güzel. Kondüksiyonu da iyi tutuyor. Biraz inişli çıkışlı. Ama dikenler beni korkutuyor. Ne yapalım? Aşağı mı geçelim? Aşağı geçelim. Evet sağ ol. Bak şimdi asıl olay seninle biz mesela inşallah ileride av sezonumuz kapandığında doğadan bir şeyleri toplayarak yemekler yapıp çekeceğiz. Bak şimdi görüyorsun değil mi doğanın mucizeleri. Gerçi bunun için gelsek böyle denk getirip bulamayız da bu mantar çok güzel yemeği ve turşusuz yapılan bir mantar. Bunun adı sığır dili. Çok bayılırım ben bu mantara. Değişik bir yapısı var. Bunu çok temiz toplaman gerekiyor. Bunu haşladığın zaman et sertliğine ulaşıyor. Şimdi baktığın zaman şöyle bak. Yani mantar yumuşaklığında ama birazcık haşladığın zaman bunu o bildiğin et gibi oluyor. Ben bunu çok güzel hatta geçen hafta biraz topladım evde yaptım. Güzel bir mantar. Evlek şeklinde oluyor bak. Görüyorsun öyle devam ediyor burada komple. İnşallah bunları toplayıp güzel yemekler yapıp bu arada kameramanımız Recep Tiryaki profesyonel olarak da çekimler yapıyor. Özellikle yemek ağırlıklı çekimler yapıyor. Bugün doğayla tanıştırdı kendisini. Biraz dikenlerle pek anlaşamadı ama inşallah sevecek. Gördün mü daha önce böyle bir mantar? Gördüm abi. Şimdi gördüm. Karadeniz'de yetişen bir çocuk olarak. Aynen. Bunların da inşallah toplamasıyla ilgili, yapılışıyla ilgili çekimler yapacağız seninle. Benim mantar ikinci ilgi alanıma giren şeydir çünkü. Bunları da gör istedim. Aynen. Yakından bir kameraya doğru uzatabilirsiniz. Bunun adı sığır dili mantarı. Şöyle oluştuğu yer hep böyle evlek şeklinde. Bir yerde bir tane varsa devamını da bilin ki onlarca vardır. Burada bak takip ediyorum kanalı. Böyle yaprak altında var. Belki kısa zamanda mantara gelirse buraya gelip toplarız bunları. Son iki fermadır bir uğursuzluk denk geldi bana ya dal takıldı yerlerine ya bir şey oldu ama bunu yakaladık. Güzeldi, güzeldi bir kuş. Köpeklerin ferması güzeldi, çok iyi çöktü. İyiydi, keyif aldım.
Çok güzel vurdun abi. Evet. Güzeldi. Evet abi, tebrikler. Güzeldi ya, güzel kıstırdı. Köpekler de güzel bastırsın. İyi de kuş. Güzel, iyi de kuş yani. Kuşlar bu sene güzel zaten ya. Yani ben daha yeni geldi kuş tabi. Bayağı temiz vurduk ya, bu da temiz oldu. Evet, bugün güzel bir av yaptık. Evet. Yani belki kameraya sağ olsun Recep Triyaki kardeşim, kameramanımız biraz Mera'ya yabancı, dikenlerle falan mücadele etmede bir de kıyafetleri buna uygun olmadığı için çok fermalardaki kalkışları çok çekim alamamış olabilir ama zaten diğer kuşların getirme anını falan çekti izlediğiniz gibi. Güzel de bir av yaptık. Çok keyifliydi. Bugünkü av arkadaşım Güven Baltacıoğlu sağ olsun. Mera'yı Güven biliyor zaten. Ki bu sene sık sık avlanacağız inşallah bu Mera'dan. Keyifliydi. Köpekler de güzel çalıştı. Güzel çok kuş kaldırdık. Kaçırdık. Yani kaçırmak değil. Zaten vuracağımızı vurduk. Çok da fazla benim için bir anlamı yok daha fazla kuş vurmanın. Keyifli avlandık. Köpekler çok keyifli avlandı. Tüfek attık. Güzel tüfekler attık. Yani vurduklarımızdan çok ben kaçırdıklarımızdan daha çok keyif aldım değil mi? Daha iyi, güzeldi yani. Ben o akşam olduğunda bunları hatırlamayacağım bile belki ama o kaçırdıklarımı daha net hatırlayacağım. Güzel bir av yaptık. Recep Triyaki kardeşime teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Çektiği için. Böyle bir deneyim yaşattığın için bana. Fotoğraflar da çekti bize, kendisi profesyonel fotoğraf çekimcisi. Bugün av deneyimi İlk oldu inşallah. İlerleyen dönemlerde bilmiyorum, nasıl gelir misin Recep? Abi inşallah. Geleceğim diyorsun. Kostüm şart ama. Kostüm şart, evet. Evet. Bugün çok hazırlıksızdı. Ben aniden akşam aradım hadi gel gidelim diye. Evet. Sağ olsun beni kırmadı, geldi. Güzel bir gündü. Yürüdük. Yaklaşık 10-11 kilometre yol yürüdük. Buranın merası çok zorlu. Dikenli hep. Yani bu merada 10 kilometre çok iyi bir kilometre değil mi? Öyle, yani Trakya'da öyle, biz öyle. Tamam yürüyoruz 10-15-20 kilometre yürüdüğümüz oluyor ama yani buranınki 10 kilometresi oranın bir 15-20 kilometresine bedel, güzeldi. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler.